Merkez Bankası'nın kapısını açıyoruz mübarek. Her yerden kilitliyorum kapıyı, biliyor musun? Merkez Bankası'nın kapısını açıyorum mübarek yani. Suya bak. Ay Allah. Ay ben öyle deme. Geçen bir anda zaten hırsız giriyordu. Bütün gün uyuyamadık. Ay ben yine bir yandan çok iyi. Bu arada herkese merhabalar. Herkese günaydınlar. Kardeşimizle bir başlangıç yapalım dedik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi. Ne yapayım bir şey yapayım. Allah. Tamam, güzel koymuşsun. Evet, ama Hakan'cığımı kurdum ya. Seviyor. Hoşuna gidiyor, değil mi? Ay ben, iyi yapmışsın. İyi. Hoş bulduk. Her zaman gidiyor. Buraya gelirken soğuk soğuyuz tabii ki. Evet, ne yapacağım? Bizim ev böyle birazcık 5. katta olunca. Aynen. Ah. Şeyler var mıydı benim? Kancalarım vardı. Orada bir tane kanca vardı. Tevfik abinin taktığı vardı. Sonra diğerini de taktırdım. Yani belki iki kancayı da aynı anda hamakla kullanabilirim. Belki hani İsmail de şey yapıyor ya. Ha, ağırlığına göre. Tevfik abinin aslında taktığı kanca 90 kiloya kadar rahat taşır dedi. Rahat dedi. Evet. Şu an ne taşıyor? Şu anki evet. Hayır kız, taşımaz mı? Şu anki takılan 90 kilo rahat taşır. Çünkü Tevfik abinin darbeli mantıklı, onun kancası bak çok kalın yani. O yanındaki evet, ondan daha da küçük. Otur. Aynen. Korkuyorum. Kız bir şey olmaz. Ben Hakan'ın kucağıma alıp da oturuyordum. Bir şey olmadı. Ben senden bir de daha kiloluydum. Daha. Otur bir şey. Ama o zamandı şimdi. Ne bileyim ben. Kız kancıdan. Sen tedirgin olur. Topla ayaklarını bir. Ben korktum. Kız korkma. İsmail buna bir oturuyor. Alıyor yine telefonunu. Ha, hem sallanıyor. Hem de. Şuraya sen yazık etmeyeyim bari. Vereyim sana yazık. Yok kız. Bak şimdi Hakan'a oturuyor, biliyor musun? Böyle salla beni. Tamam işte, parka gitmene gerek yok. Yok, yine parkı çok seviyorum. Kaydıran seviyorum. Kaydıran çok seviyorum. Sanacağın sonra sanacak da şey yapma da. İşte ay. Yok bir şey yok, korkma. Kız yok yok. Duvara çarpıyor, şöyle sallasan daha iyi. Ama hayır, orada masa var. Masa var. Neyse dur, inan kız. Neyse, hayır. Hadi yeter bu kadar. Çok sallandın. Çok sallandık. Çocukluğumuza geldik. 5 lira. Sallanma parası. 10 lira vereyim ya. Birazdan mı sallanmayız? Olur efendim. Birazdan belki 5 dakikalıktan sallanabilirim. 5 dakika daha sallanabilirsin yani. Aynen o şekilde. Hakan'cığım buna geliyor, oturuyor, yatıyor. Geçen bunun içine uyudu. He. Şöyle bir yattım, salla beni. Salladım, baktım içinde uyudu gitti. Kıyamam. Yatırdım öylece, hiç ellemedim. Biraz uyudu kalktı ondan sonra. Sen ne yapıyorsun? Ne yapalım, ne yapalım işte. Biliyorum. Kızlar ne yapıyor? Kızlar nasıl? Kızlar iyi. Okul. Ay. Her zamanki gibi. Evet. İşte okul. Yani yaptığımız ekstra değişik bir şey yok. Yok mu? Yok. Menü yazıyorum ya. Ha, menü yazıyorum. Menü bitmedi bir daha kız. Menü öyle, menü hemen bitmiyor ki işte gün içerisinde. Yani onu bitirmem için benim hiçbir şeyle başka bir şeyle alaka olmamam lazım ki ancak 3 günde. Yani yemek yapmayacağım, dışarı çıkmayacağım, başka işlerle uğraşmayacağım. Anca o zaman. Şimdi yavaş yavaş. Böyle. Kaç gün ütesin? Herhalde öyle günüm var mı? Yani şu gün şu kadar. Yok, gün dediğim bir 15 günlük menü yazacağız. Hmm. Onu işte haftalık dönüşümlü kullanıyoruz. Ama hem öğlen hem akşam, bir de bunun ekstra işte tepsi yemekleri var, ekstra pilavları var. Bizim günlerimiz var. Asya gecesi, Meksikacı gecesi, İtalyan gecesi, galaydı derken o günlere, yani o yörelere ait yemekler çıkartıyoruz. Hmm. Hem elimizde olan menülerden hem de biraz daha böyle farklı değişik yapabileceğimiz yemekler varsa eğer. Bu şey otelin ana restoranı için mi? Ana mutfak. Ana mutfak için. Hani belki şey var, bazen şey oluyor, sen bir ara bir Saysu'da personelde yemek yazmaya çalıştın ya. Personele de ayrı yazacağım, daha o var. Ha, onu da yazacaksın ya. Yani. O yüzden onu mu yazıyorsun, onu mu yazıyorsun? İkisini de yazıyorum. Bir tek sen mi yazıyorsun, hepiniz mi yazıyorsunuz? Herkes kendi bölümün sorumluluğunda yazıyor. Sen soğuk sıcağı yazıyorsun. Aynen, ben sıcakta personeli yazacağım. Soğukçu kendi mezelerini, salatalarını o günlere ait aynı ne yapacaksa onları. Bunu şimdi sen yazacağım. Yazdığını otel onaylıyor mu? Otel onaylıyor değil. Zaten bizim yazdığımız menüyü kullanacağız. Tamam. Tek amaç şey burada. Mesela alerjen. Yemeğin içine ne giriyor? Bak un giriyor, krema giriyor, yumurta sarısı giriyor. Bu isimleri yemeği, mesela bistrogof ne giriyor? Krema var. He. İçerisinde, tamam mı? Eğer alerjense altında krema diye belirtecekler. İçinde mesela ne eti var? Dana mı? Domuz mu? Yani bunlar belirleniyor. Ha, şimdi senin o yazdığın menüyü otele siz veriyorsunuz. Evet. Otel bunları onaylıyor mu? Tabii ki onaylıyor. Onlardan sonra siz o menüleri fix çıkartıyorsunuz. Yani. Tabii, iki haftalık. Zaten en fazla kalan müşteri iki hafta olduğu için hani daha fazlasını uzatmaya gerek kalmıyor. Hmm.
Yani bir aylık ya da 3 haftalık gibi yazmaya gerek kalmıyor. Ya yani bunlar menü hazırlamasına maksat. Mesela diyor ki bugün A yemeği varsa yanında B, C, S de bunlar olmak zorunda. Başka bir şey düşünmeyin. Herkes sadece bunları çıkartacak. Aynen yani A, B, C dediğin ama zaten. Misal diyorum ben evet. Yani ben. Şimdi yemeklerin evet. İsmini bilmediğim için o yüzden. Ha mesela de bir güne ne yazdın? Bir tanesini söyle. Meksika gecesine mesela chili con carne var. Ha. Ondan sonra canacho Meksika var. Nakos var. Yani şimdi tam aklımda değil ama Meksika yöresine ait yemekler var. Meksika yarısı. Dünya mutfaklarını da yapmaya başladılar. Dünya mutfağı, evet tabii dünya yani hepsine işte. Şey Meksika'ydı, oydu buydu derken İtalyan'da, sonra dünya mutfağına giriyorsun. Gelinliğine giriyorsun. Aynen. Biliyoruz ama işte evde yapılıp yenmiyor yani. Hayır işte, ben de evde yapılıp değil mesela. Söylüyorsun. Şey, her aşçı dünya mutfağını bilmez. Tabii. Onu diyorum ya. Sen yani dünya mutfağını da biliyorsun yani şu anda. Şimdi ana mutfakta çalışınca her günü ayrı yemek, ayrı gece olunca öğreniyorsun. Kimisi mesela sadece alakartta çalışır ama alakartta böyle ayrılır. Balık olur, İtalyan olur, Türk mutfağı olur. Atıyorum Çin mutfağı olur. Onlar sadece Çin mutfağında çalışan Çin yemekleri yapar. Başkasını bilmez. Ama bizimki ana mutfakta olduğu için biz genele hitap ettiğimiz için mecburen yani her çeşit yemeği yapıyoruz. Ama diğer türlü alakartta sadece İtalyan mutfağında çalışsan sadece İtalyan yemekleri yaparsın. O sınırlı. Sınırlı. Sen istediğin yere gittiğin zaman ben dünya mutfağına hakim dediğin zaman seni her yer rahat bir şekilde. Tabii canım yani. İtalyan mutfağına sadece hakimim diyen bir insanı almak var. Dünya mutfağının hepsine sahip olup çalışabilen bir insanı almak daha farklı. Sen aynen. Daha avantajlısın yani burada onu diyorum. Yani ama tabii her İtalyan yemeğini biliyor muyum? Hayır. Her Çin yemeğini ama biliyor muyum? Ama o hepsi tek sınırlı. Herkes sınırlıdır zaten. Hiçbir aşçı bütün dünya mutfakları yemeklerine hakim olamaz. Şurada yani en ünlü şeflerin bile yanına gitseniz yöresel yemekleri bilemez. Bilemez. Ama bir yerden baksan, şey yapsan yine yaparsın. Tabii canım mesela ya bir aşinalığın var. Ha, onu diyorum. Yani sonuçta bir İtalyan mutfağının yapılış şeklinde aşinalığın var, onun yemeklerini yaparsın. Ya bir bakarsın içerisine ne giriyor, yemeklerin sadece malzemeyi görsen yeterli, gerisini kendin yapıyorsun zaten. Yani onu pişirmesiydi, kaç dakikasıydı, içine ne kadar işte malzeme girecekti, onu kendin yapıyorsun. İşte şey gibi bu yani, damak tadını ayarlıyorsun. İtalyan mutfağı da aynı şekilde. Anteplilerin mesela, onlar baharatlı. Baharat, acıyı sevmiyor. Acı, onlar baharat. Hindistan'da mesela baharat. Baharat ağırlıklı onlar da acı. Meksika'da aynı şekilde. Acısız hiçbir şey yok. İşte onları bildikten sonra zaten, adamların kültürlerini bildikten sonra yemeklerini zaten internetten oradan buradan baksan yine rahatlıkla yaparsın. Tabii tabii, o sıkıntı değil ya. Sadece içeriğine ne giriyor onu görmemiz yeterli bizim için. Aynen öyle değil mi? Hem kolay hem zor. Hem güzel, zevkli aslında. Ya aslında eğlenceli. Hani o kadar kalabalık ortamda bile şimdi yurt dışına gidince biz daha da böyle aile gibi oluyoruz. Birbirinize bağlanıyoruz. Tabii ki. Yani hem nereye böyle yani şimdi bizim zaten 3. yıl ekiple, aynı ekiple değişen arkadaşlar var ama sabit kaldığımız arkadaşlar var. Böyle aile gibi oldu. Şey yapamıyorsun hani oraya gittiğin zaman daha farklı oluyor bu sefer. Buradakine ayrı gene normal arkadaşını devam ettiriyorsun ama oraya gittiğin zaman çok farklısın. Yani herkes birbirine sahip çıkıyor. Tabii birbirini yani arayıp soruyorsun. Birisi rahatsız olduğun zaman bir şey var mı? Ya da hemen koşturuyorsun, bir şeyler yapıyorsun onun için. Yani hayır, bir de en başından hiçbir şey de hastalığını, rahatsızlığını bırak da birbirinize nasılsın, ne yapıyorsun demek bile zaten kendi dilinde kendi insanın, kendi tanıdığı kişi olunca İnsan daha bir tık bile olsa kendini güvende hissediyor orada. Aynen öyle. Hiçbir şekilde şey yapmıyorsun yani. Evet, evet. Onun rahatlığı da var. Alıştık gittik biz artık. Öyle bir üçüncü yıl olacak. Çok görülüyorsun ama hiç olmazsa sana çok katkısı oldu. Mesela ben ilk sayısında çalışırken ben personel yemeğindeydi. Yani, her şey kısıtlıydı. Bir tane. Tek yüreğiydi. Ya zaten personel ne? Karnıyarı, köfte, tavuk, ızgara. Yani çok onların yiyebileceği çorba çeşitleri de en fazla 10 tane sayabilirsin. Yemek çeşidinde en fazla 20 tane sayabilirsin. Ama burada öyle mi? Ben zaten bir günde çok... hem öğlen hem akşam nereden baksan 40 çeşit yemek çıkar. Değişik. Yanında var mı biri senin? Yardımcılarım var. Yamaklar. Tabii. Yamak mı diyorlar? Yani artık benim bir altıma... Şimdi ben kısım şefim. Benim asistanım oluyor. Asistanın altındakiler dövüş şef. Ondan sonra komi diye gidiyor. Ama bu otel lerde değişiyor yani. Kimisi şef de parti şef koyar. Şef de parti bir der, iki der, asistan der.
junior sous şefler. Yani çok şey oluyor. Otelin kendi kadrosuna göre koymuş olduğu pozisyonlar, kıdemler farklılaşabiliyor. Senin altında kaç kişi var en son? Ben senin yanında çalışan altında demeyeyim mi? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Sinek mutfak bana bağlı. Kasap bana bağlı. Benim zaten kendi bölümüm var. Pizzacı da bana bağlı. Bunların izinleriyle, dönüşümleriyle, dinlendirmesiyle hep bana bağlı. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Pizzada bir kişi var. Sinek'te iki kişi var. Kasapta üç kişi var. Benim yanımda altı kişi var. Artık 12, sen saydın. 12. Saydın zaten. 12. 3, 1, 2, 3, 6, 1, 6 kardeşim 12. Yani ben bu arkadaşlardan sorumluyum. Onların sorumluluğu da zor ya. Zor, şimdi oraya gidiyorsun. Ne oluyor? Birisi rahatsız oluyor. Diyor ki yani Mustafa ben çok kötüyüm. Gelecek halim yok diyor. Ne yapıyorsun? Getirir, çalıştıramazsın ki zaten hasta bir insanı. Ona izin veriyorsun, onun yerini doldurmak için başka bir arkadaşı saatini erken çekiyorsun ya da ona erken gönderiyorsun. Bu tarz olaylamalar, izinler falan. Ay bir de en zor şey tabii benim dediğim gibi hasta, gelemeyeceğim diyor. Diğeri de ki ben ne yapayım diyor, ben önce gelmek istemiyorum diyor, ben saatinde geleceğim diyor. Hepsinin aynı bir tribi olur zaten. Yani oluyor. Haklı olarak da işte, bazen. Bu sefer devreye kim giriyor? Sen giriyorsun. Mecburen hani aynı anda 2-3 kişinin hasta olduğu zaman da oluyor. Ne yapacağım bu sefer? Hadi bakalım. Motoru biraz daha hızlandırıyoruz. Senin hasta olma lüksün de yok orada. Benim yok. Hani evde bir anne hasta olur da yatarsa ev sistemi çöker ya. Ben Bulgaristan'a gidiyor. Otelde çalışıyorum yine aynı şekilde. Ben hasta oldum, sistem aynen. Direkt yine çöküyor. Aynen tabii zaten oradaki alttaki arkadaşlar çalışırken böyle ya da işte aşçıbaşı olsun, su şefi olsun. Ama dursan yani kısım şeflerine sadece benden bahsediyorum. Hepsinden yani, diyorsun. Kısım şefi olarak aman size bir şey olmasın. Aman üşütmeyin, aman hasta olmayın, aman çok bir şey oldu mu? Zaten geçen sene Bulgaristan'a gittiğim zaman ben bir böyle bir salgın gibi bir şey oldu. Bir iki arkadaş mesela 2-3 gün yattılar, kalkamadılar. Halsizde. Hani buradaki Türkiye'deki gibi bir şey. Bir rahatsızlık oldu. Ondan sonra yine en son mutfakta bak sen herkes misin? Hasta oldu. Dedim ki şeytan kulağına dedim şöyle ben dedim iyiyim ama o arada nasıl besleniyorum dedim. Yani hani meyveler, yeşillikler, bitki çayları sırf bir şey olmasın diye. Ayakta durmak zorundasın yani. Yani hiç başka hiçbir şansım yok. Dedim ki ben bugün dedim kendimi biraz kötü hissediyorum, halsizleştim. Aşıbaşı aldı beni direkt hastaneye gönderdi. Git dedi. O rahatsızlıkta da herkese serum takıyorlar. Serum topladım. İyileşemiyorsun. Bu sefer dedim ya sadece birazcık halsizlik var. Belki dedim şey değil. Hayır dedi. Gitmen lazım dedi. Sana bir şey olursa 2-3 gün biz burayı idare edemeyiz. İşte onlar işte onların sistemi de çok farklı. Biri gelmediği zaman yanına idare edebilecek insan olmadığı zaman ne yapıyorsun? Dikkat etmek zorundasın. Evet. Mesela şimdi bizim ekipte Cayan arkadaşlar oldu. Şu anda. Ama onun yerine yedek kadroda birisi var mıydı? Vardı büyük ihtimalle. Aşı başımız bunu yabana atmaz diye düşünüyorum. İlk gittiğimiz senede de başımıza gelmişti çünkü. Oluyor yani. Oluyor. Yani kimisinin sağlık sıkıntısı çıkıyor, kimisinin aile problemleri çıkıyor, dilemenler oluyor. Tabii bizim evraklarımızın hepsi gittiği halde oldu yani. Sadece gidip bize başlıyor. Son dakika. Son dakika golü oluyor. İşte onlar çok kötü şey. Son dakika golü. Bir de bunların vize işlemleri oluyor. Vize işlemleri de bir iki ay sürecek bir şey değil ya. Kaç gün sürüyor. Bak mesela biz Bulgaristan'dan geldik. Ocak ayı, Ocak'ta da değil ya. Geldikten bir ay sonra hemen evraklarımızı hazırladık mesela. Gönderdik. Çünkü orada çevirmenler hani vize işlemleri aramızda bazen yeni katılacak olan ya da ilk defa gidecek olan arkadaşlar diyor ki biz diyor hani vize işlemleri için bu evraklar lazım. Evraklar hemen 10 gün içinde gidecek diyoruz. Diyor ki niye bu kadar uzun sürüyor? Biz diyor ta diyor atıyorum hani Nisan'da Mayıs'ta gitmeyeceğiz mi? Ama öyle olmuyor. Senin götürdüğün kişi 40-50 kişi. 40-50 kişinin evrakları orada çevirmen tarafından ve bir kişinin evrağı 1,5-2 günde çevirip çevirilebiliyor. Senin verdiğin 40-50. Öyle bir sürü giden şeyler var, ekipler tabii, tabii. Var, adamlar hepsi aynı dönemde gidiyorlar bir de. Aynı tabii. Şeyde gidiyorlar. Bir orada senin işine bakmıyor ki adam. Senin gibi kaç tane 40-50 kişinin evrağı geliyor oraya? Ya aynen ama işte bizim patronumuz herkes artık kendi çevirmeniyle bu şeye de giriyor. İşte devlet daireci adam çeviriyor. 1,5-2 günde bir kişininkini çeviriyor ama daha sonra tabii ki resmi kuruma gidiyor. Orada bir de işlemi var. Ama bir sürü iş var. Evet dediği gibi resmi evrak devlet şeyi olduğu zaman hani böyle kurum olduğu zaman şey yapıyor yani. Allah kolaylık versin. O yüzden uzun sürüyor. Ay hiç güleceğim yok. O dizi hangi günlerde be? Ha?
Perşembe. Perşembe mi? Hiç seyretmedim. Şeylerini gördüm. Tanıtımlarını gördüm. Ha, Yılmaz Erdoğan'ın Dilber Dilberteleyi ya da işte Ekşi Elmaları hani bir iki böyle yapmış olduğu filmleri seyrettiğimiz için bir de biliyorsun hani çok güzel hareketler bunlar. O da çok komikti. Bir öyle ilk bölümünü seyrettim ben. Diğer o ikinci bölüm falan işte şey oldu böyle yine her zamanki gibi çok dizi tutkunu değiliz ya. Ya bende de şeylerle, özetlerle biraz geçiştirdim. Bir de önüme denk gelirse öyle baktım reklamlarda. Reklam aralarında işte fragmanlar falan oluyor ya. Onun haricinde yok. Ya ama Yılmaz Erdoğan'ın projeleri güzel olur. Evet, Yılmaz Erdoğan'ın projeleri, yapımları güzel. Bizon Tele çok güzel. Aynen. Şey güzel, organize işler komik. Aynen, o güzel. Ekşi Elmalara, ben bayıldıydım. Evet. Ekşi Elmalara da çok güzeldir. Şeydir. Ama dediğim gibi ben şey yapmadım ama Dilber'le beraber bakalım yani nasıl bir şey. Hani benim anladığım kadarıyla böyle 3-4 ya da daha fazla kişilerin yani aynı birkaç kişinin hayatı değil yani. Böyle genel olarak mesela şimdiye kadar ben hiçbir dizilerde eczacıların hayatını konu aldığını görmemiştim. Eczacının da mı hayatını konuda? Şey, en yakın arkadaşları eczanesi var ya. Ben hiç seyretmedim diziyi. Ben bir tek işte tanıtımlarda gördüm. Çok böyle bir patladı yok. Dilber elbisesi. Hatta geçen şeyde haberde, internette haberdeydim. Şimdi Dilber dizisi çıkınca pavyonlara merak sarmış. Aynen. Birisi pavyona gitmiş Berlin. Gelen adisyonu paylaşıyor. Gelen adisyon kaç para biliyor musun? 280 bin lira. 280 bin. Evet. Ve bu indirmişler 240 bine çekmişler. Bak 240 bine indirim yapmışlar yani düşün. 40 bin lira indirim yapmışlar. 40 bin lira indirim yapmışlar. Yani güzel bir indirim yapmışlar aslında bagajla ama yine de sonuçta. Neye göre kime göre. Neye göre kime göre. Yani affedersin. Bir tövbeler tövbesi. Şimdi hani bir şey de demek istemiyorum. Hani orada çalışan ya, hani evet. Kadınlara da bir şey yani, diyemiyorum. Tabii yargılayamam ama. Bir pavyona gidip de bu kadar meblalar bayılıyorsa insanlar demek o zaman kimse var. Açız diye ağlamayacak. Pavyona 240 bin lira veren bir millet ben ya artık oraya, bir şey demiyorum oraya artık giden ya. İnsanın parası vardır. Var ya ne yani. Kadar ona vereceğine kadar git bir fakir doyur kız. Ya da git bir fakirin bir senelik kirasını yatır. Değil mi? Çok büyük bir sevap ya. Bir gecede harcıyorsun o parayı. Bir. Alo. Valla. Milletin pavyonlara olan merakı fazlalaştı. Karşıya geçelim mi? Şu anda. Şey oldu. Arttı. Bir de şey arttı. Çıkardılar. Verin. Şimdi orada çalışan kadınların aylık girgilerinin döküman şeyini çıkarttılar. Şeyin hesabını tuttular. Öyle mi? Evet. Pavyonlarda çalışan kadınlar ne kadar kazanıyor? Aylık. Ne kadar kazanıyor? İnsanlar oraya teşvik edecekler. Aylık kazandığı para 140-150 bin liraymış. Ya bu sefer bu ne biliyor musun ben? Bu sefer şey yani bu. Ya o. Bizim zaten şu andaki gençlerimiz gerçekten şu anda gençlerimiz o kadar şey ki rahatla. Kısa yoldan para kazanmanın derdindeler. Aynen. Ve yaptıkları hesap bak ben tabii kendilerini yormak istemiyorum. Evet. Ben bunu kısadan internetten gördüğüm kadarıyla sizlerle paylaşayım. 300 bin lira net kazanıyor. Bunun 150 bin lirası masraf. 150 bin lirası kar. Olarak lanse ediliyor. Bu zaten çok yanlış bir şey. Özenti bu bizim yapıyorum. Evet özenti bu bizim genç kızlarımıza şey. Kısa yoldan aylık diyor ben 140 bin lira kazansam diyor. Şu kadarca kadar çalışsam diyor bir de. Ama o işlerin o işlerin içine iyi girdiği değil. Zaman çıkması da öyle basit ve kolay olmaz. Zannetmiyorum ben yani bunda az çok hani seyretmiş olduğumuz hay, filmlerden hani filmleri biliyoruz. Bırak zaten seyretmiş olduğumuz hayatlardan da şu. Şuradan geçemiyor çok yani ses gerçek var. Gerçek hayatlarda da tabii ki. Bu kızın ismi neydi ya sevgilisi tarafından? Öldürülüp, döverek öldürüp videosu çekilen bir kız vardı ya. Gencecik kız çok haberlerde çıktıydı. Özgü Özcan değil mi? Özgü, yok hayır. Şeyde çalışan, pavyonda çalışan bir genç kızdı. Hiç bilmiyorum. Ay inanın ki ismini unuttum ben bu genç kızın. Belki bilen arkadaşlar vardır. Aha işte bak ne oldu? Dövüle dövüle öldürüldü kız. Tabii yani. Öyle, ama yapılan... Girdiğin zaman öyle... Ama bu yapılan şey de çok yanlış hani. Orada çalışan kadınları özendirmek kötü. Gerçekten kötü. Hiç iyi değil ya. Sanki çok iyi bir iş yaptı, çok büyük meblağ. Evet, büyük bir meblağ kazanıyor ben ama şöyle söyleyeyim iyi bir iş değil. Onlar olmaz. Da isteyerek mi yapıyor? Onu bilemezsin.
Ya mutlaka içinde... Ya belki ben bir şey söyleyeyim bari. İsteyerek yapan da var ama zorlanan da vardır. Zorla yapan da vardır aynen. Diye düşünüyorum. Bence çünkü ya bu kişinin artık genel olarak yaşamış olduğu hayata bağlı. Ya şey değil mesela. Belki zorla götürüldü. Tabii hani canım, tabii. Gibi şimdi şeylerde hep o storylerde, real videolarında önüne çıkıyor mesela. Çok. Diyor ki ben diyor kaçırıldım diyor. Kimisi diyor mesela, ben kimisi çocuk yaşta zorla. Diyor şey oldum. Mesela bak her zaman şimdi bana kızıyorlar hani trans bireylere ben çok hani destek veriyorum gibisinden ya. Mesela hani bu trans bireyler de var çalışanlar. Feyza'nın sınıfına giderken adliyede çalışmış olan bir kadın vardı. Abla vardı, torununu getiriyordu. Ben ondan sonra hiçbir şekilde bir daha onları ters gözle bakmadım. Hani ters demeyeyim de hani yadırgar gözle bakmadım. Bu dedi trans bireyleri dedi, o kadar dedi horluyorlar ki dedi. Ben dedi adliyede çalışırken dedi ufak yaşta erkekler dedi defalarca tecavüze uğradığı zaman dedi ister istemez ki duyguları değişiyor bazen kötü oluyor dedi. Bu trans bireyler mutlaka dedi ufaklıkta yaşamış olduğu olaylardan sonra böyle oluyorlar dedi. Hiç kimseyi yadırgamayın dedi. Evet. Ve benim elime hep bu çocuklar geliyordu dedi. Ya bir şey dedim ya bilemezsin. Nasıl yani. Hayatlar var. Ya nasıl hayat, nasıl şeyler var ya. Ben her zaman için diyorum ki yatıyorum kalkıyorum. Her zaman için halime şükrediyorum. Bir de böyle bu hayatları yaşayan insanlar var ya. Tabii ki. Çok zor, çok kötü. Bir şekilde kendi mücadelemizle koşturup hayatımızı idame ettiriyoruz. Aynen devam ettiriyoruz. Ay Rabbim tüm çocuklarımızın, evlatlarımızın hepsine var ya, iyi bir gelecek. Amin, amin. Böyle sağlıklı, düzgün bir gelecek. Yani böyle affedersiniz sapıkça bir şey hayat yaşatmasın. Bu bildiğin sapıklık amin. Yani. Amin. Oturanlar çok. Biz de çekirdeğimizi aldık. Evet ben çekirdeğimizi alalım. Ay inelim şuraya oturalım sahile bir. Oturalım orada çekirdek çitleyelim. Çekirdek çitleyelim evet. Normalde çok fazla çekirdek sevmem hani şey oluyor biliyor musun? Başladın mı sonu gelmiyor. Aynen. Ben çekirdeği çok seviyorum. Çok bir de başladığım zaman dediğin gibi onu bitireseye kadar çitlerim. Evet. Önümde bir kilo olsa bir kiloyu yerim yani. Hem seviyorum. Bağımlılık hem böyle şey yapıyor. Evet bitireseye kadar uğraştırıyorum. O yüzden de çok almıyorum ben çekirdek de. Ama sivilce gibi sıkıntım da yok ya. Benim de yok sivilce sıkıntım. Aynen. Çekirdek yiyince ben sivilce... Kimilerler ya ay yemeyeyim. Şimdi şey olacak. Hani şimdi şey de diyebilirler. Zaten siz 40 yaşındasınız olmaz. Ben genç kızımda bile benim hiç sivilce problemim aynen, olmadı. Suratıma çıkarsa bir tane. Bir tane evet. O da 200 Allah şükür ki evet. Bak bizim derin suyun da o kadar çok şey yok. Ama elcinde çıkıyor. Elcin yağlı. Evet, ecrin yağlı. Ecrin yağlı. Belki de yağlı. Derken böyle yani şey olarak. Ay yani. Şuraya bakmıyor. Ten olarak yani. Bulutların güzelliğini. Ya bazı arkadaşlar yazıyor belki şeyleri kelimeleri uzatarak konuşuyorsun. Şimdi yağlı derken bak gene aynı şey. Bak ben yağlı. Senin ismini söylerken Berin değil, Berin. Ama ben alayım şimdi Berin, Berin. Böyle biz bazı kelimeleri gerçekten çok şey yapıyoruz. Uzatarak söylüyoruz. İşte aslında lastik bir gibi. Şey değil. Böyle ha niye öyle alışmışız artık öyle. Evet. Söylüyoruz. Kızıyorlar bize ama gerçi haklılar. Belki kulak kırmalayıcı olabiliyor. Evet bence de. Elimizden geldiği kadar aklımıza geldiği için düzeltmeye çalışıyoruz ama. Dikkat etmeye çalışıyorum evet. Ama o kaç yaşındaysam 40 yaşında insanım bu saate kadar çok fazla düzelt. Hani diyorlar ki kitap okumadığın için diyorlar. Kitap okumadığım mı alakalı bilmiyorum ama artık herhalde bu saatten sonra çok da fazla düzelebileceğini zannetmiyorum ama ben aklına zaten şey de yapmıyorum ki. Hani ağzım bozuk bir insan dedi. Sadece kelimeleri tabii uzatarak canım, konuşan aynen, bir insanım. Öyle, o yüzden yok, de ona yok. Da çok takılmıyorum yani artık. Saygısız bir insan da değilim. Saygısız bir şekilde de konuşmuyorum. Sadece dediğin gibi kelimeleri uzatıyorum. Harfleri yutuyorum. Evet. Kelimenin sonunda benim sesim birazcık içime kaçıyor. Bir de öyle bir sakatım var. O benim çocukluğumdan var. İlkokuldayken bir kere şey demişti bana öğretmen. Belgin kelimenin sonunda niye senin şarjın bitiyor? Sesin kesiliyor ya derdi bana. Ay bir şey yapardım. Çok güzel. Neyse. Telefon orada çalışıyor ama
tabii ki bebek ben yani. Her zaman ki. Geri dönüşler başlamışlar diyorlar. Evet. İyi, hayırlısı çok inşallah. Yani başlasın da bir zahmet. Ama kiralar da şu anda bir tık aşağı çekilmeye başlandı. Ya, biraz da olsa biraz şey olduğu etkisini gösteriyor sanki. Aşağıya çekildiğini bilmiyorum da. Ama bir duraksama var. Hele şimdi kiralık ev yok. Her yerde satılık var. İnanılmaz ama bir satılık var. Satış tamamıyla durdu. Alım satım yok şu anda. Yok. Yani. Araçlarda da aynı. Çok yani yüksek. Evet. Sizin ev ne oldu? Evi aslında biz şeye vermedik. Emlakçıya da vermedik. Böyle kendi çevrene. Çevremize konuştuk. İlan verdiniz mi şey sahiplerine? Yok, vermedik işte. Sadece kendi çevremize söyledik. Yani sizinki şey yani. Tok satıcı. Aynen. Biraz bir tık yani. Yani çok da tabii ki hani şöyle aslında şöyle de bakıyorum etrafına, hani kendi kafama göre bir ev bulsam tabii ki hızlandırırım. O zaman. İnşallah. Ama şimdi yani çok öyle kafama yatan bir ev de bakmadım. Denk de gelmedi. Hani internetten falan bakıyorum böyle çevrelere falan evlere ama hoşuma giden içime sinen bir ev olmadığı için o işi hızlandırmadık. Bizim kullanacağımız. Evet, onu diyecektim. Gel sen şuna otur da şunu sal. Neyi? O ne yapsın işte? O da zaten herhalde öğrencim şey yani. Evet. Dışarıda yaşayan biri sayınma geliyor bana. Şu var ya bak, şurada ağaçları görüyor musun? Şu ağaçları daha da çoğaltsalar aslında, şu boş alanlara yaysalar. İşte yaymışlar mı? Değil. Hayır. Onlar da bak şöyle. Bak benim bastoluma bak. Şu diğer taraflara da yayacaklar. Tabii. Niye, aslında çok güzel olur bari. İnsanlar altında oturup bir şey. Antalya'nın kışı mı var zaten? Yazın da işte aynı. Millet zaten yazın sıcakta ne yapıyor? Buralara geliyor. Ne yapıyor? Akşam geliyor ki buraya. Ya akşam dedim, akşamüstü. Evet. Güneşte zaten mümkün mü? Burada sen Haziran, Temmuz, Ağustos'ta çıkamazsın ki o saatlerde dışarıya. 6'dan 7'den sonra. Evet. Millet gece yatasıya kadar herkes sahilde. Yani gidersen işte kapalı olan, klima olan AVM'lere gidersin. Of, onlar da tıklım. Ya sabah erkenden gelirsin denize ya da akşamüstü. Diğer türlü 11'den olmaz. 12'den sonra saat 4'e 5'e kadar dışarıya çıkmak adamı mahveder burada Antalya'da. Şu buraya oturalım da. Orası ıslak. Evet, oraya oturalım. Ama bakacağım, gel. Dalganın sesinden anlamadım. Yok bir şey. Seni seviyorum. Ay, utanıyoruz. Bak. Berin geçer. Dalgalar şu anda. Evet. Bir ara geldim, şöyle çekeyim dedim. Islandın mı? Islandım. Kaçamadım bir anda. Ay ne güzel ya. Bak, şuradaki boşları görüyor musun? Evet. Neye benzetin? Şey beni. Ben şu hiçbir şeye benzetemedim. Bir sen neye benzettin söyle bakayım. Sen bir şeye benzettin. Hayır, bir şey, ben de tam hani şimdi bakıp benzetecektim. Sen benzeyince sen neye benzettin ben diye merak ettim. Ben hiçbir şeye benzetemedim. Sence neye benziyor? Aslında bence biraz böyle gemiye benziyor gibi. Bak şöyle, şurası
gemi derken öyle çok büyük gemi değil ha. Tekne gibi. Şurası şöyle direksiyonun. Direksiyon nereden çıktı? Ne diyorlar? Hiç bilmediğimiz için gemilerle ilgili bir şey. Aklımıza direksiyon geldi direkt. Yani şu ön kısmı, şurası da arka kısmı. Ortadaki böyle dümen. Dümenin olduğu. Çocukken ama bak kulukları bir şekillere benzetirdik ama. O zamanki hayal gücümüz ne kadar şeymiş ki hemen benzetebiliyorduk bak. Şimdi benzetemiyoruz. Çocukların hayal güçleri çok daha şey. Ay bari şu bulutların güzelliğine bak. Şurayı görüyor musun? Yani bu taraf kara, yağmur gidiyor. Evet bak. Şemsiyemiz var. Evet şemsiyemiz var, şeye gerek yok da ama ben dediğin gibi bak şunlar nasıl kapanmış. Bulutlara bakmak ne zaman çok hoşuma gider biliyor musun? Babam böyle daktile tamir etmeye gittiği zaman annem babam ben tabi ben o zaman okula gitmiyorum yani siz gidiyorsunuz. Okula başlamadan önce. Arabanın arkasına yatardım ben. Ha, oradan şeye bakardım. Camdan dışarıya bakardım. O zaman çok mesela benzetim. Çok hoşuma giderdi o zaman arabanın arkasına. Şimdi bulutlara bakmaya vaktimiz ancak bugün oldu. Ama çocukken arabayla seyahat etmeyi çok severdim. Ve sağ olsun rahmetli babam bizi çok gezdirirdi. Çok. Yani. Çok. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Yani Antalya'nın aslında şu anda belki gidemiyoruz. Gerçi benim eşim çok sevdiğim. Antalya'nın Finike Fethiye, Kumluca, Kaş. Yani ilçelerinden böyle illerine hepsine gitmişiz büyük ihtimalle. Evet. Elmalı falan. Yani böyle gezecek. Hem o iş yapıyordu hem geziyordu. Belki kendi işi gereksinimi de olunca da mı belki öyle ben hatırlıyor musun Finike'de şeye gidiyorduk. Geziyorduk. Çadıra her iki haftada bir. Kumluca'da mı? Kumluca mıydı? Kumluca. İki haftada bir mi ne gidiyorduk çadırda tabii kalıyorduk tabii. Hafta sonları. Cuma akşamından çıkardık. Her yerimiz yarı oluyordu. Ortada yüzümüz hatırlıyor musun? Şöyle suratımız o güneşte annem çıkın derdi çıkmazlıkta. İki üç gün sonra şöyle tutardık şöyle. Soyulurduk. Kıpkırmızı yani. Şey ciğer gibi evet. Çıkardık. Hatırlamam mı? Çok hatırlıyorum. İki gözlüydü oradaki çadırlar. Tabii o zaman iki odalı. Orada mesela lavabosu el yıkama yeri olan bir yerdeydi. Yani herkes zaten ne yapıyor? Ortak. Küçük küçüğünü götürüyor. Mangalını götürüyor. Bir sabah kahvaltı yapıyorsun. Akşam mangal dediğin gibi ortak kullanım alanları orada kiralanabiliyordu. Ama şimdi Kumluca'da öyle bir yer kalmadı. Öyle bir yer nerede var? Adrasan'da, Çıralı'da var artık çadırlar. Şimdi gidelim mi desem bize yorgunluk olur. Ama çocukken biz ne kadar çok sevinirdik. Ama anneme olan yorgunluğunu düşünebiliyor musun? Üç tane ufacık çocuk. Evet. Ya bizim çocuklar da mutlu aslında. Biz de çok gittik Yüksel'le. Şeye, yani piknikti ya da öyle çadırdı. Biz de aşırı gittik. Bizimkiler de mutlu. Şimdi bizim kızlara bizimle gezmeye gel diyorsun. Ama büyüdüler. Gelmek istemiyorlar. Hem büyüdüler hem doydular herhalde. Çıralı'ya artık gidiyorduk. Evet, Çıralı'ya yani hep beraber sen şey İsmail'e hamileydin. Eşin 4 aylıktı. Nefret ettim zaten. Hiç uyumadım. 2 gün gittim. 2 saat uyumadan gelmiştim zaten. Allah'ım, ağlaya ağlaya biliyorum. Hiç unutmam ben onu. Ama bari şu varyantı çok eski tarihleri çıkıyor bazen karşıya. Evet. Yani ne kadar değişmiş öyle hani şu sahil kısmı burası. Yani yolda değil ama. Tabii canım varyantın yine şeyi aynı. Aynı. O sahil kısmı çok değişik. Ay var ne iner çıkardık bu varyantı. Değil mi? Evet. Samanyolu'ndan bir yoldan. Ama baksana gel. Evet sonra bir yatardık. Öğlen. Temiz büyük bu. Şu şey cadde çok güzel oldu ama. Yapıldıktan evet, sonra. Evet burası güzel oldu. Allah'tan şu yeşilliğe dokunmadılar ha. Şu kısma. Evet. Ama yaz kış yeşil burası ya. Solan bir ağaç. Bitki örtüsü yani, şey yok. Ha. Çalılık zaten var bunlar. Şey değil ki öyle hani. Tiken var. Tiken. Bilmiyorum çok anlamam ben zaten şeylerden de. Merdiven olduğu yerde bir gördüm.
Önce o merdivenin olduğu yer. Bak. Orası hep çiçeklerle sarılıydı bu merdiven ilk yapıldığında. Merdiven kapalı tünel şeklindeydi bu merdiven ilk yapıldığında. Sonra açılmış. Sonra şey yaptılar ya, kesmişler herhalde. Tekrardan olur mu diye. Kendi üstleri kapatmıştı. Evet. Ama eskisi gibi olmuyor. Aynen. Evet arkadaşlar, ben sizlere böyle güzel bir manzaradan veda etmek istiyorum. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.